Herkese merhabalar. Bugün size videomda özellikle emdikten sonra kusan bebeklerden bahsetmek istiyorum. Diyorsunuz ki bebeğim her emzirdikten sonra kusuyor. Bu bir sorun mudur? Esasında bebeklerim, şöyle söyleyeyim, bu bir sorun her zaman değildir. Bazen sorun olabilir, bazen değil. Ama ne zaman sorun olacak, işte onu bahsediyor, anlatıyor olacağım. Özellikle bebeklerin midesinin üstünde, bizim hepimizin midesinin üstünde bir kas var. Bu kas fazla beslendiğimizde o kapak görevini görür ve fazla besinde reflü şikayet yapmaz ve siz kusmazsınız. Ama böyle geri vermez vücudumuz. Ama bebeklerde bu kas tam görevini görmediği için fazla beslendiklerinde, çünkü tokluk hissini de çok geç alıyorlar. O yüzden çok fazla memede kalmak istiyor bebek. Memede kaldıkça da sizi emmek istiyor ve emdikçe de göğsünüzdeki süt miktarı daha fazla alıyor ve doğal olarak midesinin kapasitesinden fazla emdiği zaman siz gazını çıkarırken ya da hemen yatırdığınızda fazlasını kusar. Bu kusma kilo vermesini engelleyecek dereceyse deyse ya da günlük hayatınızı artık çok zorlamaya başladıysa, İşte o noktada doktorunuzla konuşmanız gerekir. Çünkü eğer kustu ve çok fazla kusmaya devam ediyorsa, tartıya gittiğinizde o ay alması gereken kilodan daha az aldıysa mutlaka bu kusmayı değerlendirmek lazım. Genelde böyle olduğunda bebeğe reflü tanısı konuluyor ve tanıdan tedaviden tanıya gidiliyor. Bu ne demek? Size doktorunuz reflü şikayeti olan bebekler için kullanılan ilaçları verecektir. Bu ilaçları sizin kullanmanızı, reflü yatağı kullanmanızı ya emzirdikten sonra hemen yatırmanızı, 5-6 dakika daha dik tutmuş olmanızı ve özellikle yatırırken kafayı sağa ya da sola döndürerek orayı sabitlemiş olmanızı anlatacaktır. Ve bunların her birine dikkat ettikten sonra siz bebeğimiz ek gıda gönderimine, yani katı beslenmeye geçene kadar bu ilaçları kullansanız da hafif, yani tamamen kesilmese bile biraz hafifliyor. O yüzden çoğunlukla sosyal medyada görüyordu. Bana da soranlar oluyor. İşte Esra doktor ilaç verdi kusması ama halen kusuyor. Yani ben bunu boşuna kullanmayayım mı? Hayır, o ilaçları mutlaka kullanın. Çünkü onlar midesini rahatlatıyor bebeğin. O yüzden kusan bir bebeğiniz varsa doktorunuz eğer kilo alımını engelliyorsa doktor kontrolüne mutlaka gidiyoruz. Doktorun önerdiği ilaçları mutlaka kullanıyoruz. Bebeğimize reflü yatağı kullanabilirsiniz. Ya da yatağının başını 45 derece meyilli yukarı doğru kaldırabiliyoruz. Emzirdikten hemen sonra değil, bir 5-6 dakika sonra, 5-6 dakika dik tutup sonra gazını çıkarıyoruz. Ve yatağa yatırırken kafayı sağa ya da sola doğru dönerek sabitliyoruz bebeğimizi ki kustuğunu tekrar geri aspire edip gece, akşam ya da gündüz uygulanır büyük bir sıkıntı bize yaşatmasın diye. Bunların her birine dikkat ettiğinizde ek gıdaya geçmenizle beraber bebek katı gıdaları almaya başlar ve bu kusma hikayesinin yavaş yavaş azaldığını ve bebeğin rahatladığını göreceksiniz. Kusar kusmaz da en çok tartışılan yapılan şey, bebeğimi emzirdim, kusarken bazen süt gibi bazen peynir kesiği gibi gelebilir. Bu normal. Kustu, hemen ben arkasından besleyecek miyim? Hemen arkasından beslemiyoruz. Kusarken eğer ağzından ve burnundan da kusmuklar çıkıyorsa, burnunu böyle 5-6 dakika geçtikten sonra burun içerisini güzelce serin fizyolojikle yıkamanızı tavsiye ederim. Arkasından da bir 10-15 dakika geçti, bebek aranıyor, uyuyamadı, daha hani bir tekrar ihtiyacı var. O zaman emzirebilirsiniz ama reflüsü olan, yani çok kusan bebeklerin mutlaka bir beslenme aralığına ihtiyacı vardır. Bu konu hangi, işte bazı bebek 3 saat, bazı 3,5 saat, benim oğlum da reflülü bir çocuktu. Biz 4 saatten önce emzirirsek çok daha fazla kusuyordu. O yüzden 4 saatlik bir emzirme rutini belirlemiştik oğluma. Siz de bunu doktorunuza zaten söyleyecektir. Siz de bunları biraz dikkat ederseniz en azından bu süreci daha hafif bir şekilde geçirebilirsiniz. Ama dediğim gibi kusmasından çok korkmayın. Bebekler için bu gayet normal bir durum. O zaman bir başka videoda tekrar görüşürüz diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz like yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın, olur mu? Bir başka videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum.